lütfen. O geliyor. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı. Türkiye sevdalısı lider geliyor. Milletimizin onuru, ülkemizin gururu, Anadolu'nun yiğit evladı, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. Teşekkürler Manisa. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ü kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli hemşerilerim, değerli konuklarımız, değerli hazurun, Manisalı hemşerilerim, Manisa'mızda toplu açılış törenleri vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sizleri en kalbi duygularımla, en derin şükranlarımla selamlıyorum. Şehzadeler şehri Manisa'mız, birliğin, dirliğin ve kardeşliğin şehri. Çağ açıp çağ kapatan padişahların yetiştiği şehzadeler şehri. Bugün güzel bir güne daha ev sahipliği yapıyor. Değerli kardeşlerim, bu güzel şehrin gelişimine, değişimine ve çağın ötesine gitmesine katkı sağlamak için kim bir taşın üstünde taş koyuyorsa Allah ondan razı olsun. Bizler de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kadim şehir Manisa'mızın gelişimine ve değişimine öncülük etmek için yüzlerce proje ürettik ve üretmeye çalışıyoruz. Son 9 yılda Manisa'da yaşanan değişime ve gelişime sizler de yakından tanıklık ediyorsunuz. Kavşaklar, yeşil alanlar, kafeteryalar, yollar, gençlik merkezleri, çocuk kulüpleri, gece aydınlatmalarıyla prestij bulvar ve caddeleri, gecesi ayrı, gündüzü ayrı, güzel, yaşayan bir şehir haline geldi. Bu güzel çalışmalarımıza eklediğimiz sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerimizde de vatandaşlarımızın yüzünü güldürdük ve güldürmeye devam ediyoruz. İlimiz genelinde gıda bankaları, çocuklarımıza kırtasiye ve giyim yardımları, bakacak kimsesi olmayan yaşlılarımıza evde bakım hizmetleri, aş evi gibi hizmetlerimizle devletimizin sıcak yüzünü en güzel şekilde Manisa'mızda yaşayan ihtiyaç sahiplerimizi asla rencide etmeden göstermeye çalışıyoruz. Kıymetli hemşerilerim, geçtiğimiz ay biliyorsunuz şehrimizin 40 yıllık çöp sorununu tarihe gömen uzun burun katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisini Manisa'mızda hizmete açtık. Yıllardır patlamalarıyla gündeme gelen çıkan yangınlarıyla hem Turgut Özal mahallemizi hem de
tüm Manisa'mızı adeta boğan vahşi depolama bu güzel hizmetimizin hayata geçmesiyle tarihe karıştı. Bu güzel projemizin hayata geçmesinde çaba gösteren, bizlere yol açan, destek veren kıymetli Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere değerli bakanlarımıza ve milletvekillerimize huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Değerli dostlar, Manisa merkezinde eski garaj yeni proje adıyla yeni bir modern büyükşehir belediye hizmet binası, 1000 tezgahlık pazar yeri, 1000 araçlık kapalı otopark gibi çok sayıda çalışmayı içerisinde barındıran projemizde hayırlısıyla start alıyor. Manisa Prime adı projemizde de çalışmalarımız yer teslimi yapılarak başladı. Sizlerin güzel vakit geçirebileceği ve spor yapabileceği bir alan olan Sümer Park projemizde de hayırlısıyla sona yaklaştık. Şehir merkezinde trafik sıkışıklığını bir nebze de olsa çözecek olan öğretmen evi kavşağı projemizde bir ay içerisinde inşallah tamamlanma noktasında. Kısaca Manisa'mız için, bu şehirde yaşayan tüm vatandaşlarımız için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Siyasi kaygı gütmeden, siyasi polemiklere girmeden ve ayrım yapmadan kendimizi düşünerek değil, kentimizi düşünerek çalışıyoruz. Çünkü biz önce ülkem ve milletim ilkesini kendimize şair edindik. Ulu önderimiz, ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ülkemizi ulaştırmak için el birliğiyle, gönül birliğiyle çok çalışacağız. Onun izinde ülkesini ve milletini seven, evlatların yetiştirilmesi noktasında çalışmaların içerisinde olduk ve olmaya devam ediyoruz. Kasım ayı olması vesilesiyle Aziz Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, sizlerin önderliğinde ülkemizde gerçekleştirilerek yaygınlaşan büyük şehir düzenlemeleriyle Manisa'mızın da yaşam standartları daha gelişmiş, yaşanabilir bir coğrafya olması amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Geçiş sürecindeki zorluklara rağmen bu amaca ulaşma yolunda büyük başarılara imza atıyoruz. Geleceğin örnek şehirlerinden biri olacağına inandığımız Manisa'mıza tekrar hoş geldiniz diyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, saygıdeğer hemşehrilerimiz, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Manisa Valimiz Sayın Mustafa Hakan Güvenceli kürsüye arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Valim. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, yüksek teşrifleriniz ile yine tarihinde müstesna bir gün yaşayan Manisa'mızda şu anda bu meydanda bizzat aramızda olamasalar da yürekler dolusu muhabbetleri, güven yüklü coşkuları ve samimi duaları ile bizlerle olan Manisalı hemşehrilerimiz adına onların hissiyatının tercümanı olarak ve sesimi onların gür sesine katarak zat-ı âlinize saygılarımızı arz ediyorum. Bugün bu buluşmamızın temel sebeplerinden biri olan Soma
maden şehitleri kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, milletimizin derin acılarını paylaştığı şehit yakınlarımızın yaşadıkları eleme rağmen sergiledikleri metin duruş, sabır ve asaletlerini minnetle selamlıyor, bir vesile bu topraklar için kan akıtan bütün şehitlerimize Rabb-i Teala'dan rahmet diliyorum. Yaşadığımız, paylaştığımız ortak acının bir nebze olsun dindirilmesinden yönelik devlet, millet, el birliği, işbirliği seferberliğinde milletimiz adına en kıymetli katkılardan birini gıpta edilecek hayri hamiyetperverlikle sunan Doğuş Holding yönetim ve camiasına yüksek huzurlarınızda şükranımızı arz ediyor. Biraz sonra ellerinizle anahtarlarını teslim edeceğimiz hanelerin şehit ailelerimiz için birer huzur, saadet, bereket yuvası olmasını Rabbimizden niyaz ediyorum. Yine biraz sonra huzurlarınızla açılışı yapılacak tesislerin başta biz kamu hizmetkarları olmak üzere bütün Manisalılara birer millet emaneti olduklarının idraki ve bu emanetin bizlere yüklediği çok ağır ama kutlu mesuliyetin şuuru ile Zat-ı Ali'nizin temsil ettiği millet iradesinin işaret ettiği hedeflere doğru müstakim yürüyüşümüzde vazifelerimize ve emanetlerimize tereddütsüz sahip çıkacağımızı saygılarımla arz-ı beyan ederim efendim. Manisa Valimiz Sayın Mustafa Hakan Güvencer'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli hemşehrilerimiz, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Sayın Bülent Arıncı kürsüye arz ediyorum. Buyurunuz lütfen. Sayın Cumhurbaşkanım, sevgili Manisalılar, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, Manisa'mızın güzel insanlarını sevgiyle selamlıyorum. Günümüz hayırlı olsun, cumamız bereketli olsun, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sevgili kardeşlerim, bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza refakaten güzel Manisa'mıza gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Sizlerle birlikte olmak, sizleri selamlamak bizim için büyük bir mutluluk. Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdiğiniz bu yakın ilgiden, sevgiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Manisa kendine yakışanı yapıyor. Manisa, Manisa için yapılanları her zaman teşekkürle, alkışla karşılıyor. Var olun Manisalılar, sevgili kardeşlerim. Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca Manisa'ya geldi. Seçim öncelerinde geldi, açılışlar için geldi. Siz her zaman onu büyük bir sevgiyle karşıladınız. Şükran borcumuz var. Bugün de takriben bir katrilyonun üzerindeki belediyeler ve kamu yatırımlarının açılışı için teşrif ettiler. Biraz sonra kendileri bunları detaylarıyla açıklayacak. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Valimiz de ifade etti. 3 yıl önce büyük bir felaket yaşadık. Baretlerinden görüyorum ki Somalı kardeşlerimiz, işçilerimiz de burada. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 14 Mayıs 2014 tarihinde Soma'da Enes'de büyük bir facia oldu ve 301 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. İnanıyoruz ki
hükmen şehit olmuşlardır. Hepsi birkaç kuruşluk nafakasını çıkarmak için madenin altına inmiş, hayatını feda etmişti. Hiç unutmuyorum, çok acı bir gündü. Ve ölü sayısı bize ilk intikal ettiğinde 25-26 civarındaydı. Sayın Başbakanımız, hemen Soma'ya gidiyoruz dediler. Ben de birkaç gün olmuştu ameliyattan çıkmıştım. Memleketimize büyük bir üzüntüyle koşarak birlikte geldik. Uçakta beraberdik, Soma'ya kadar da birlikte gittik. Kendisinin üzüntüsüne yakinen şahidim. Evlatlarını kaybetmiş gibiydi. Hepsi bizim evladımızdı. Sayı 30 olmasın diye dua ediyorduk. 30 oldu. İnşallah 40 olmaz diyorduk. 40 oldu, sonunda 301 oldu. Değerli kardeşlerim, emin olun ki Sayın Cumhurbaşkanımız evlatlarını kaybetmiş bir baba olarak bir taraftan da Bakanlar Kurulu'nun başında sorumlu başbakanımız olarak bu yaranın kapanması için büyük fedakarlık gösterdi. Ben hükümet sözcüsü olarak da yanında bu ziyareti yapmış insan olarak da bunun şahidiyim. Somalılar da bunu yakinen takdir ettiler. Belki birkaç tane kendini bilmez, o sırada hiç olmaması gereken birkaç söz sarf etmiş olabilir. Ama Soma yapılanları takdir etti. 2014'ten sonra yapılan tüm seçimlerde hem hükümetimizden yana hem Sayın Cumhurbaşkanımızdan yana %50'nin üzerinde bir desteği her zaman verdi. Somalı kadir kıymet biliyor, yapılanları görüyor, Manisa'da bunu takdir ediyor. Çok şeyler yaptık, kanunları değiştirdik. O kardeşlerimizin ailelerine çok büyük yardımlar yapıldı. Bugün de onlardan en anlamlısını, yani her biri için birer daire olmak üzere 301 daire ve 5 lojmanı Sayın Cumhurbaşkanımız kendi elleriyle teslim edecekler. Refakatli oldukları için bu evleri büyük bir fedakarlıkla, sanıyorum 85 trilyon civarında bir masrafla madenci ailelerine hediye eden Doğuş grubuna, başlarında patronları Sayın Şahenk'e ve arkadaşlarına ben de bir Manisalı olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Evler madenci ailelerimize hayırlı olsun. Bir nebze acılarını hafifletebilirse bizim hükümet olarak verdiklerimizin yanında inşallah bir teselli olsun. Kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Eşlerine, çocuklarına, anne babalarına tekrar sabırlar ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Değerli kardeşlerim, pek çok hizmetler bugün açılacak. Ama daha sırasını bekleyen, çok yakında yine büyük açılışlar yapacak Sayın Cumhurbaşkanımız. Mesela Manisa'yı İzmir'e çok yaklaştıran tünelimiz bitmek üzere. Bundan bir ay kadar önce ışık göründü töreni yapılmıştı. Artık Bornova ile Manisa neredeyse 15 dakikaya inecek. Bir taraftan 860 yataklı şehir hastanemiz bitmek üzere. Bir taraftan Manisa'daki Merkez Efendi Hastanemiz bitti. İç donanımları da bugünlerde tamamlanmış olacak. Şehzadeler ve Yunus Emre belediyelerimiz mükemmel şehirler inşa ediyor. Kentsel dönüşümde çok güzel örnekler veriyorlar ve halkımıza hizmet etmenin en büyük gayretlerini gösteriyorlar. Vaktinizi almayacağım. Sadece bir örnek vermek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Manisa'da 60 yılını geçirmiş bir kardeşiniz olarak bütün sokaklarını, bütün köylerini, kasabalarını bilen bir kardeşiniz olarak söylüyorum ki Manisa 15 yıllık AK Parti hükümetlerimiz döneminde büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı. Bunun mimarı sizsiniz. 15 yılın 12 yılında başbakan olarak, 3 yıldan bu yana da cumhurbaşkanı olarak ve inşallah 2019'dan itibaren Allah ömür verirse cumhurbaşkanlığı sistemini daha da güçlendirerek bu hizmetlere devam edeceksiniz. 60 yıl öncesine, 50, 40, 30 yıl öncesine dönersek Manisa İzmir'in banliyosu gibiydi. Manisalı bir insan ayağına ayakkabı almak istese bile otobüse dolmuşa biner, İzmir'e gider,
alışverişini oradan yapardı. Bazı ilçelerimizin doğrudan alışverişi İzmir'le ilgiliydi. Hastane İzmir'e gidilirdi. Ticaret İzmir'e gidilirdi. Çalışmak için İzmir'e gidilirdi. 15 sene sonra bugün açıkça iftihar ederek söyleyebilirim ki işler tersine döndü. İzmir bizim banliyomuz oldu. Bizim ticaretimiz güçlendi. Bizim sanayimiz güçlendi. Bizim şehir yaşama konforumuz arttı. Ve biz Manisa olarak artık geleneksel tarım ürünlerinin dışında sanayisinde dünyaya örnek üretim yapan fabrikalarımızda varız. Airbus uçaklarının en önemli parçalarının Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde yapıldığını mutlaka biliyorsunuz. Dün siz de ilan ettiniz. Yerli otomobilde 5 tane baba yiğit ortaya çıktı. Bu baba yiğitlerden birisi de Manisa'dan Vestel ve Zorlu grubu oldu. Bu Manisa için büyük bir iftihar vesilesidir. Organize sanayi bölgemiz mesleki teknik eğitim liseleriyle zihinsel engellilere iş alanları açmakla, okullarıyla, hastaneleriyle ayrıca büyük bir örnektir. Bölünmüş yollarımız bitti. İzmir-İstanbul otoyolumuz bitti ve Manisa artık bir Türkiye'nin değil dünya şehri olmaya doğru yol alıyor. Bir taraftan deniz, bir taraftan karayollarımız ve senede 3 mahsul alınabilecek bereketli topraklarımızla Manisa zenginleşti, Manisa büyüdü, Manisa bir huzur ili haline geldi. AK Parti hükümetlerine ve zat-ı halinize büyük teşekkürlerimiz var. Bunları şükranlarımızla beraber sunuyorum ve sizler Manisa'yı seviyorsunuz. Manisa da sizleri seviyor Sayın Cumhurbaşkanım. Geçtiğimiz seçimlerde AK Parti 9 milletvekilinin 5'ini aldı. Unutmayalım, sabaha doğru AK Parti 316 milletvekili çıkarmıştı. Ama öğleye doğru AK Parti'nin 317 milletvekili oldu. Son milletvekilimizi Manisa AK Parti'ye hediye etti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de, diğer seçimlerde de inanıyorum ki Ege bölgesinin en başarılı ili Manisa olacaktır. Teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, güçlü halkımızın sevgisiyle önümüzdeki 3 büyük seçimden de Manisa'da başarıyla çıkacağız. Manisa'ya güvenin, Manisa sizi seviyor ve güveniyor. Sevgili Manisalılar, hepinize saygılarımı sunuyorum. Allah'tan sağlık ve mutluluklar diliyorum. Manisa'mızın huzur içerisinde yaşamasını ve inşallah herkesin mutlu olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı Sayın Bülent Arınç'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, saygıdeğer hemşehrilerimiz, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betülsayan Kaya'yı kürsüye arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Bakanım. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, çok değerli Manisalı hemşerilerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün 3 Kasım, partimizin kurulduğu 3 Kasım 2002'den beri, o günden itibaren tam 15 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz demeden sizlere hizmet eden AK Parti hükümetleri iktidarda. Evet, bugün yaşlısına, engellisine, kimsesizine sahip çıkan sosyal devlet anlayışıyla 80 milyona hizmet ediyoruz. Bugün burada toplu açılış töreni için bir aradayız. Tüm tesislerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Manisa'mıza bizlerin de
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak Engelsiz Yaşam Merkezimizi hizmete açıyoruz. 2002 yılından itibaren tüm engellilerine sahip çıkan, sosyal devlet anlayışıyla hizmet eden AK Parti iktidarları bugün tam 500 bin engellisine, yaşlısına evde bakım desteğiyle sahip çıkıyor. Evet, geçmişte evlerinin odalarında terk edilmiş engelliler bugün hem istihdamda, tam 15 yılda yaklaşık 330 bin engelliyi iş hayatına kattık. İstiyoruz ki engellilerimiz istihdamda olsun, istiyoruz ki engellilerimiz engelsiz yaşam merkezleriyle sosyal hayatın içinde olsun. Engelli ailelerine destek vermeye devam ediyoruz. Sevgili Manisalı hemşehrilerim, açacağımız tesislerin hayırlı olmasını diliyorum. Bugün şehit yakınlarına, gazilerine sahip çıkan, engellilerine sahip çıkan, yaşlılarına, kimsesizlerine sahip çıkan ve onların hayır dualarıyla bugünlere gelmiş bir hükümetiz. Rabbim bizlere nice hizmetler yapmayı nasip etsin diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Tesislerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betülsayan Kaya'ya konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, saygıdeğer hemşehrilerimiz, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ı kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli Hazirun, siz çok kıymetli, çok değerli Şehzadeler Şehri, güzeller güzeli Manisa'mızın hanımefendileri, beyefendileri, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Manisa için, Türkiye için güzel bir gün. Artık AK Parti iktidarında gelenekselleşen, her gün halkaya yeni birini eklediğimiz çok güzel bir açılış töreninde bir aradayız. Ekonomik değeri 1 katrilyonu eski parayla bugün 1 milyar TL'yi aşan bir açılış için bir aradayız. İçinde kamu ve özel birçok alanda önemli projeler var. Ama içindeki en duygulu, en anlamlı olanlardan bir tanesi Soma'daki şehitlerimiz noktasında hayırsever iş adamlarımız vesilesiyle yapılan 301 konut. İnşallah bugün onun da Cumhurbaşkanımız anahtar teslimini gerçekleştirecek. Bizler Cumhurbaşkanımızın bize koyduğu çıtaya erişmek için özellikle Enerji Bakanlığı olarak her zamankinden çok çalışmaya devam edeceğiz. Ve özellikle Manisa ve Soma özelinde bu önümüzdeki dönemde eskisinden daha fazla yatırım ve istihdam için büyük projeleri destekleme noktasında çok büyük adımlar atacağız. Bugün buradan bunun müjdesini verebiliriz. İnşallah 2018'de madencilik alanında çok daha büyük istihdamın önünü açacak önemli projelere başlayacağız. Tabii hepsinden öte, Türkiye, büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak için bu ve benzeri açılışlar vesilesiyle emin adımlarla hedefine yürüyor. Bugün demin bakanımızın da bahsettiği gibi ayrıyetten bizim için anlamlı bir gün. Bugün bu kutlu yürüyüşün, bu iktidarın 15. yılı. 3 Kasım 2002'de başlayan bu yolculuk 15. yılını kutluyor. Rabbim nice 15 yıllara bu millete, bu ümmete, sizlere hayırla hizmet etmeyi bizlere nasip eylesin. Şimdi sözün üstadı, dünya lideri aramızda, öyle değil mi? Bizim lafı uzatmamıza gerek yok. Manisa, Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazır mısınız? Dinlemeye hazır mısınız? Elhamdülillah, Manisa hazır.
Ben burada sözü nihayet erdiriyorum. Tekrardan bu güzel günün hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Vakit tamam, hazır mıyız Manisa? O geliyor, büyüyen, kalkınan, gelişen güçlü ülkemizin güçlü lideri. Milletimizin onuru, ülkemizin gururu, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Milletimizle aynı dili konuşan, milletimizle aynı istikamette yol yürüyen, dünya sustukça hakkı aykıran, dünya mazlumlarının gür sesi, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı, yüreğinde millet sevdasıyla gece gündüz çalışan lider geliyor. Anadolu'nun yiğit evladı Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Manisa, Şehzadeler Diyarı Manisa, Manisa'nın güzel insanları, değerli kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Saruhanlıların başkenti, Osmanlı'nın Şehzadeler şehri, Cumhuriyet'in güzide kenti Manisa'mızın tüm mahallelerinde yaşayan kardeşlerime buradan sesleniyorum. En kalbi selamlarımı gönderiyorum. En son Şubat ayında sizlerle bir araya gelmiş, hem toplu açılış törenimizi gerçekleştirmiş hem de hasbihal etmiştik. 16 Nisan halk oylamasında Manisa'dan %46 düzeyinde bir evet oyu çıktı. Bize inanan, güvenen, destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Biliyorum ki Manisa'nın hakkı bu değildir. Demek ki sizlere kendimizi yeteri kadar ifade edemedik. Demek ki yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı sizlere yeteri kadar anlatamadık. İnşallah önümüzdeki dönemde bu eksiklerimizi gidererek Manisalı kardeşlerimizin gönlünde çok daha fazla yer edineceğimize inanıyorum. Kardeşlerim, dün Şemdinli'de şehit düşen askerlerimize ve güvenlik korucularımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Tabii burada bir acıyı da ayrıca özellikle ifade etmek istiyorum. Manisa Selendi'den şehit özel harekat Ahmet Alp Taşdemir bu sabah Diyarbakır'da şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah.
ve ailesine, tüm Manisalı kardeşlerime, milletimize özellikle sabırlar diliyorum. Fakat kanlarını yerde koymadık. 9 kaybımız oldu 2 günde. Ama 55 teröristi etkisiz hale getirdik. 55 terörist. Ve bugün aldığım haberler çok daha farklı. Şu anda gerek İHA'larımız, SİHA'larımız ve F-16'larımız oradaki operasyonlarına devam ediyorlar. Sayı daha da artacak. Çünkü şehidimizin kanını yerde koymayacağız dedik. Ve terörle mücadelede bugüne kadar yemedikleri darbenin çok daha fazlasını yiyecekler. Biz tek bir askerimizin, polisimizin, jandarmamızın, güvenlik korucumuzun, vatandaşımızın tırnağını dahi teröristlerin topuna birden değişmeyiz. Ama böyle bir zamanda, böyle bir mücadelede zaman zaman ben de sizlerle gurur duyuyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Sizlerden daha çok gayret bekliyorum. Başarı bekliyorum inşallah. Şair ne diyor? Şair ne diyor? Bizi hiç tasalı görmez bu yerler. Yiğitler ölürken bile gülerler. Yeter ki yaşayan Eroğlu erler. Bizi çiğnetmesin ayak altında. Evet, ölürken bile gülen yiğitlerimiz müşteri olsunlar. Türk milletinin Eroğlu erleri bayrağımızı asla ayaklar altında çiğnetmeyecektir. Bunun için devletimiz de üzerine düşeni hakkıyla yerine getirmenin gayreti içindedir. İşte bugün gerek Genelkurmay Başkanım, gerek İçişleri Bakanım, gerek kuvvet komutanlarım, hepsi Hakkari'de, o bölgedeler. Bütün bu olaylar sebebiyle bölgeyi dolaşıyorlar. Hakkari, Şırnak, Tunceli, oraları dolaşıyorlar. Her an nerede ne var anında üzerine üzerine gidiyoruz gideceğiz. Son yıllarda hizmete soktuğumuz silahlı ve silahsız insansız hava araçları başta olmak üzere yüksek teknoloji ürünü araçlarla terörle mücadele yöntemimizi baştan sona değiştirdik. Kahraman evlatlarımızın teröristlerle karşı karşıya gelmesini askeriye indirerek mücadeleyi teknolojinin imkanları üzerinde yürütüyoruz. Bölücü terör örgütüne çukur eylemlerini başlattığı 2015 yılı Temmuz'undan beri öyle büyük darbeler vurdu ki örgüt tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Kardeşlerim, buradan bir kez daha ilan ediyorum. Bizim için ülkemizin ve milletimizin bekasından daha önemli hiçbir şey yoktur. Sınırlarımız dışında beslenen, eğitilen, silahlandırılan ve üzerimize salınan terör örgütlerini evlatlarımızın canı ve kanı pahasına durdurmak mecburiyetinde değiliz. Teröristler neredeyse gidip orada tepelerine binmek bizim en tabii hakkımızdır. Şu anda Irak ve Suriye'nin pek çok yeri birer terör yuvası durumundadır. Buralardan ülkemize yönelen terör tehditlerini sınırlarımız içinde değil, bizzat kaynağında bertaraf etmek durumundayız. Birilerinden izin almak durumunda da değiliz. Kandil'deki ve benzer bir yapıya kavuşturulmaya çalışılan
Sincar'daki sorunu bu bölgelerin hukuki egemeni olan devlet çözmezse biz buraları yerle bir ederiz. Suriye'de Cizre'den Yayla Dağı'na kadar olan 911 kilometrelik sınır hattımızda nerede bir terör oluşumu varsa onun başını ezmek için havada ve karada her türlü harekatı yapmak bize anamızın ak sütü kadar helaldir. Hiç şüphem yok. Hiç şüphem yok. Siz bu imtihanı 15 Temmuz'da verdiniz zaten. Meydanlara dediğim anda meydanlara dökülen millet karşımda. Size güveniyorum. Size inanıyorum. Kardeşlerim, şu örgütün arkasında şu devlet varmış. Öteki örgütün arkasında başka bir devlet varmış. Bunların hiçbiri de bizi ilgilendirmiyor. Hiçbir meşru devlet kendi askerini, personelini teröristlerle bir arada tutmaz. Bizim için teröristlerin yanında olan herkes teröristtir. Kardeşlerim, atalarımız zurnada peşrev olmaz, ne çıkarsa bahtına derler. Bugüne kadar müttefiklik diyerek, stratejik ortaklık diyerek, ittifak ilişkileri diyerek bizi oyaladıklarını sananlara son sözümüz budur. Biz Irak'ta ve Suriye'de tespit ettiğimiz tüm terör kamplarını yerle bir edeceğiz. Bu böyle bilinir. Sınırlarımız dışındaki bütün terör bataklıklarını kurutmakta kararlıyız. Cerablus, Elbap hattında başarıyla sonuçlandırdığımız, İdlib'de yine başarıyla sürdürdüğümüz operasyonlarımızı her an diğer bölgelere yayabiliriz. Şayet oralarda sakındığı bir şeyler olan varsa şimdiden tedbirini alsın. Sonra darılmaca, küsmece olmasın. Kardeşlerim, biz bunları söylüyoruz diye, söyledik diye biliyorum ki hemen kimi Batı ülkelerinden itirazlar yükselecek. Terör örgütü mensupları Avrupa'nın göbeğinde bizim vatandaşlarımızın oturdukları mahalleleri basıp ortalığı savaş alanına çevirdiğinde sesleri çıkmayanlar, bunları söyledik diye kusura bakmayın, bizim efelerimiz şahsiyetlidir. Onun için onlar bize farklı bir efelik taslamasın. Terör örgütü mensupları kendi başkentlerinde ellerinde şakağımıza dayanmış silahlarla gösteri yaptıklarında kıllarını kıpırdatmayanların sözlerinin bizim için hiçbir kıymeti yoktur. Masum insanların kanlarını dökmüş teröristleri yargısıyla, polisiyle bir olup yıllarca Avrupa'da saklayanların nasır tutmuş vicdanları bizim hassasiyetlerimizi elbette anlayamaz. Kendi vatandaşlarının tırnağına zarar gelse ortalığı ayağa kaldırırlar. Öyle mi? Ama sadece son 2 yılda şehit verdiğimiz 1000'in üzerindeki güvenlik görevlimiz ile 400'e yakın sivil vatandaşımız karşısında 3 maymunu oynamasından artık gına geldi. Bizim için başkalarının ne dediği değil, kendi bekamız için neye ihtiyacımız olduğu önemlidir. Terör örgütlerinin gönüllü savunucusu kesilenleri önce kendi ayıplarıyla yüzleşmeye davet ediyorum.
Ey Avrupa, sen PKK'ya, PYD'ye, FETÖ'ye, DAEŞ'a destek vermeyi bırak da önce kendilerine daha güvenli bir gelecek kurma hayaliyle Avrupa'ya geldikten sonra kaybolan on binlerce mülteci çocuğun hesabını ver. Bakınız, sadece Almanya'da 1 Temmuz 2016 tarihine kadar, üstelik de bu ülkenin polis teşkilatının tespit ettiği kadarıyla tam 8.991 mülteci çocuk kaybolmuştur. Hale bak. Çoğunluğu Suriyeli, Afganistanlı ve Afrikalı olan bu çocukların akıbeti bilinmemekle birlikte çoğunun suç şebekelerinin kurbanı oldukları tahmin ediliyor. Sınırları içindeki çocukların güvenliğini sağlayamayan Avrupa ülkeleri maşallah teröristleri ve onların destekçilerini koruma konusunda çok maharetliler. Kayıp çocuklar konusunda dişe dokunur hiçbir çalışma yapamayanlar terör örgütü yandaşlarının gösterilerini polis korumasına almak suretiyle güya demokrasiye hizmet ediyorlar. Hale bak. Bölücü terör örgütünün başı Fransa'da, bakıyorsunuz, devlet televizyonunun binasına asılıyor. Poster orada. Aynı şekilde Almanya'nın caddelerinde, bakıyorsunuz, bölücü terör örgütünün paçavrasıyla, başının posteriyle yollarda polis kortejinde onların koruması altında yürüyüş yapıyorlar. Yani Avrupa Birliği'nde bunlar terör örgütü olarak ilan edilmişti. Ne oldu? İnsan hakları deyince, demokrasi deyince, özgürlükler deyince mangalda kül bırakmayanlar, sıra bu çocukların hesabını vermeye gelince bir anda suspus oluyorlar. Bunların, Manisalıların deyimiyle, neydi o? Güneşte verdiği sözü gölgede bozan hayırsızlar bunlar. Değil mi? Türkiye'deki 3 milyon sığınmacıya 3 milyar Avro yardımı çok gören Avrupa, anlaşılan o ki kendi topraklarındaki mülteci çocukları da zaman ve kaynak harcamaya değer bulmuyor. Kardeşlerim, bu zihniyetteki bir anlayıştan, ırkçılığı hortlatmasından, yabancı düşmanlığını yaygınlaştırmasından, riyakarlığa sarılmasından başka ne beklenebilir? İnsani ve ahlaki temeli çöken Batı'nın sadece ekonomik zenginlikle uzun süre ayakta kalabilmesi mümkün değildir. Biz asla onlar gibi olmayacağız. Refah uğruna insanlığımızdan, inancımızdan vazgeçmeyeceğiz. Zenginlik uğruna tarihimize, ecdadımıza sırtımızı dönmeyeceğiz. Günlük heva ve heveslerimiz uğruna geleceğimizi karartmayacağız. Çünkü biz şairin gençlerine sen de geçebilirsin yardan, anadan serden, senin de destanını okuyalım ezberden, haberin yok gibidir taşıdığın değerden diye seslendiği bir milletiz. Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendini. Göster kabaran sular nasıl yıkar bendini. Küçük görme, hor görme delikanlım kendini. Evet, birilerinin yıllarca yapmaya çalıştığının tersine biz kendimizi asla küçük görmedik, görmeyeceğiz. Bentleri yıkacak sularımızın kabardığı bir dönemden geçtiğimizi çok iyi farkındayız. Bunun için hep birlikte çalışacağız. Ama çok çalışacağız. İşte dün
Ankara'da çok önem verdiğim bir projenin imza törenini gerçekleştirdik. Haberiniz var değil mi? Ne yaptık? Ne yaptık? Yıllardır yaptığım çağrılar nihayet karşılığını buldu. Ve yerli otomobil üretimi için 5 firmamız ortak bir girişim grubu kurdu. Hamdolsun. Kendilerine buradan bir kez daha teşekkür ediyor. Başarılar diliyorum. Ekonomide sevindirici haberleri üst üste almaya devam ediyoruz. Borsamız rekor üstüne rekor kırıyor. Dün 113 bini geçerek yeni bir rekor daha kırdı. İhracatta Ekim ayında ulaşılan %15,6'lık artış oranıyla son 10 yılın rekoru kırıldı. Ekim ayı ihracatı 13,5 milyar dolar. Yıllık ihracat 154 milyar doları aştı. İnşallah orada da rekor devam edecek. Merkez Bankası'ndaki döviz rezervi de artıyor, yükseliyor. Başbakanlığım döneminde bir ara 138 milyar dolara kadar çıktı. Düştü, şimdi tekrar tırmanışta. Ve dünkü rakam 117 milyar dolar seviyesine ulaştı. İnşallah daha da yükseleceğiz. Daha güçleneceğiz. Bu millete bu yakışır, onun için yükseleceğiz. Büyümede yılın ilk yarısında %5'in üzerinde bir başarı elde ettik. Yeter mi? Daha yüksek. Üçüncü çeyrek rakamının açıklanmasıyla bu oranın çok daha yükseldiğini göreceksiniz. İyiyiz be. Çalışıyoruz. Koşuyoruz. Koşturuyoruz. Kredi kuruluşları atıyorlar. Düştü diyorlar. Ben ne diyorum? Bu rakamlar diyorum siyasi. Bırakın o işleri. Biz güçlüyüz, güçlü. Yükseliyoruz biz. İstihdamda sadece bu yıl 1 milyon 300 bine yakın ilave istihdam sağladık. İşsizlik rakamlarımızın hala çift taneli rakamlarda olmasının sebebi iş gücüne katılan gençlerimizin ve özellikle hanımların sayısının yüksek olmasındandır. İnşallah ekonomideki iyiye gidişin ve istihdama yönelik teşviklerin yardımıyla işsizlik oranını kısa sürede tek haneli rakamlara indireceğiz. Bugün Türkiye dünyanın en büyük projelerini hayata geçiren ülkelerin başında geliyor. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda attığımız her adımla büyümeden istihdama tüm sorunlarımızı birer birer geride bırakacağız. Kardeşlerim, bugün Manisa'ya yine elimiz boş gelmedik. Çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarımıza ait toplam yatırım bedeli 1 milyar 44 milyon lira olan 40 kalem ayrı eser ve hizmetin toplu açılış törenini bugün buradan gerçekleştiriyoruz. Açılış listemizdeki yatırımlardan birini Türkiye'nin enerji alanındaki hedeflerine ulaşması konusunda çok önemli görüyorum. Programımızın sonunda canlı bağlantıyla inşallah şu dev ekranda izleyeceğiz. Bu yatırım Türkerler firmamız tarafından Alaşehir'de inşa edilen her biri 24 megawatt gücündeki iki ayrı jeotermal elektrik santralidir. Resmi açılışlarını bugün yapacağımız ve yatırım tutarı 740 milyon lira olan bu santrallerle ülkemizin jeotermal enerji kurulu gücünü 992 megawata çıkarmış oluyoruz. Türkerler firmamızı Alaşehir'deki bu yatırımından dolayı tebrik ediyor
buradan santrallerimizin resmi açılışını inşallah hep beraber gerçekleştiriyoruz. Açılış listesindeki bir başka önemli hizmet, kardeşlerim, Soma'daki elim kazada hayatlarını kaybeden madencilerimize Doğuş Holding tarafından yaptırılan 301 konutun teslimidir. Buradan yaklaşık 3,5 yıl önce meydana gelen maden kazasında şehit olan 301 madencimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Maden kazasının hemen ardından hem devletimizin ilgili kurumları hem de özel sektörümüz ve sivil toplum kuruluşlarımız harekete geçerek madencilerimizin geride bıraktıkları ailelerine sahip çıktılar. AFAD koordinasyonunda her madencimizin yakınlarına bugüne kadar 176 bin lira nakdi yardım yapıldı her birine. Ayrıca her şehit madencimizin yakınlarından birine kamu kuruluşlarında istihdam hakkı tanındı. Şehit madencilerimizin eğitimleri devam eden çocuklarına da Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinasyonunda çeşitli vakıflarca burs bağlandı. Doğuş Holding'in taahhüt ettiği ve inşaatı tamamlanıp kuralları çekilen 301 konutun teslimini bugün gerçekleştiriyoruz. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi tarafından inşa ettirilen 301 konut da tamamlandı. Çok yakında bunların da kuraları çekilecek. Bunun da müjdesini vereyim. Okulu, camisi ve diğer sosyal birimleriyle bu konutları Soma şehitlerinin ailelerine kazandıran Doğuş Holding'i Sayın Ferit Şahengi huzurlarında şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Yitirdiğimiz canları elbette geri getiremeyiz. Ama onların bize emanetleri olan ailelerine sahip çıkmak için elimizden gelen her şeyi yaptık, yapıyoruz. Fakat maalesef bu ülkede özellikle aşırı sol, bunlar ne yazık ki istismarını yapmak suretiyle aileleri tahrik ediyorlar. Aileler üzerinde oyun oynuyorlar. Ve bunların kimler olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Bu oyunu lütfen şehit ailelerimizin bozması lazım. Çünkü bu şehadet bu oyuna gelmez. Şöyle ezanı dinleyelim, devam edelim.
Şimdi de Sayın Gönül Yılmaz'ı davet ediyoruz lütfen. Şimdi de Sayın Güllü Çoban'ı davet ediyoruz efendim. Buyurunuz lütfen. Şimdi de Sayın Mürşide Çata Hanımefendi'yi davet ediyoruz lütfen. Buyurunuz. Şimdi de Sayın Süleyha Arslancan'ı davet ediyoruz efendim. Buyurunuz lütfen. Şimdi de Sayın Kamile Çal Hanımefendi'yi davet ediyorum lütfen. Buyurunuz. Şimdi de Sayın Marziye Aslan Hanımefendi'yi davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Şimdi de Sayın Meliha Alkaş Hanımefendi'yi davet ediyoruz lütfen. Buyurunuz lütfen. Şimdi de Sayın Nuray Aslan Hanımefendi'yi sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen.
Evet, toplu fotoğraf için hanımefendileri ön tarafa davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Evet, sağlı sollu bir şekilde. Evet, şehit yakınlarımızı teşekkür ediyoruz ve saygılarımızla sahneden uğurluyoruz. Şehit yakınlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendilerini... Evet, hanımefendileri uğurluyoruz. Şimdi de... Hanımefendiler kalsınlar sahnede lütfen. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan... Şu anda telekonferans bağlantı sistemiyle Soma'ya bağlanmakta. Soma Maden şehitlerimiz için yapılan konuklara... bağlanıyoruz. Karşımızda Başbakan Yardımcımız Sayın Recep Aktağ bulunmakta. Recep Bey, bizleri duyuyor musun? Sayın Başbakanım, sizleri işitiyoruz burada. Hala eski dönemde kaldın. Recep Bey, sen eski dönemde kaldın ama. Çok eskide kaldı. Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi çalışınca bağışlayın. Arada böyle oluyor. Evet. Şimdi öncelikle şöyle bir zoomlayalım. Bir dakika. Şimdi şöyle bir zoomlayalım. Binaları, daireleri bir görelim. Şöyle bir dolaşalım. Nasıl? Öyle mi? Sağ olun. Elinize sağlık. Kaç güçte depreme dayanıklı? Öyle mi? Şöyle bir de daireleri gösterin bize. Aa, camide... Camimiz. İnşallah Soma Meydanı'nda da güzel bir park yapacağız ayrıca bunların dışında. Nasıl, güzel mi? Evet, Doğuş grubuna ben de huzurunuzda şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. Okuluyla, camisiyle, oyun parklarıyla inşallah tüm Soma'daki yavrularımıza hayırlı olsun. Evet, şimdi Recep Bey'e dönebiliriz. Sizin zatenizin hassasiyeti insanımıza olan
Cumhurbaşkanı orada. Yaptırdığı 301 konutun evet, teslim töreninde işine tayin onun bile çok selam var. Kadakolları 301 başkanı. 301 artı 5. Evet. Çok istiyordu. 301 aileler için, 5'i de burada çalışanlar için. Sizin ifade buyurduğunuz gibi. İndir resmini çekti öyle geldi bana dedi. Çeker miyiz? Çocuk parkıyla bütün sosyal donat alanlarıyla burada mükemmel bir yerleşim alanı oluşturulmuş durumda. Ben de bütün hadi aileler adına, şimdi onlarla beraber Mustafa, şehitlerimizin aileleri Mustafa, hem zatenimize hem de Doğuş Holding kurumuna beraber teşekkür ediyorum onların adına. Oğlum bak bu Allah benim. Allah eylesin inşallah sağlık sağlık. Allah acılarını değiştirsin. Evet kordonayı şöyle bir al bakalım. Şöyle yapmışlar Sayın Cumhurbaşkanım. Kordona getirmemişler. Töreni bitirdikten sonra biz de burada kardeşlerimizin bir kısmına anahtar dağıtacakmış. Kordonayı biz burada keseceğiz. Tamam. Peki. Teşekkür ediyoruz. Allah hayırlısıyla güle güle oturmayı nasip eylesin. Evet, Soma'ya çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da yapımı tamamlanan tesislerin açılışını kurdele kesmek suretiyle sizlerle hemşehrilerimizin hizmetine sunacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Bakanlarımızı, Sayın Milletvekillerimizi... Sayın Valimizi, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı sahneye davet ediyoruz ve Türkerler Holding, Sayın Kazım Türker'i sahneye davet ediyoruz lütfen. Sayın Cumhurbaşkanımız öncelikle telekonferans sistemiyle Alaşehir'de Türkerler Holding'e ait jeotermik santrali açılış törenine bağlanıyoruz. Karşımızda Alaşehir Kaymakamı Sayın Abdullah Uçkun. Kazım Bey neredesin? Ha, sen burada mısın? Patron burada duruyor. Evet. Kaymakam Bey sesimizi duyuyor musun? Hadi alın bakalım. Şöyle Kaymakam Bey öncelikle bir dolaşalım orada bir zoomlayalım. Bir jeotermal santrali bir görelim. Maşallah. Her şeyi değerlendiriyoruz, görüyorsunuz. İşte bunlar yeraltı suları, enerjiye dönüşüyor ve bunlar yenilenebilir enerji olarak inşallah kirli havadan da ne yapıyor bizi? Kurtarıyor. Evet. 740 milyon. Evet. Gel bakalım patron. Kaymakam Bey. Duyuyor musunuz sesimizi? Hadi bakalım. Kordela sizde. Makas sizde. Ya Allah. Bismillah. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da yapımı tamamlanan tesislerin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş olup, siz saygıdeğer Manisalı hemşehrilerimizin hizmetine sunmuştur. Bu hizmetin ve hizmetlerin başta ülkemize, şehrimize, Manisa'mıza ve milletimize
hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.